Muhalefetle devam edelim siyasette. Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesiyle başlayan kriz devam ediyor ve derinleşiyor. Arşivler açıldı biliyorsunuz. Dün bir kısmını ekranlara getirmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sadullah Ergin'in Adalet Bakanı olduğu dönemde yaşadığı tartışmalar ve birbirlerine söyledikleri sert sözler. Çankaya'da CHP seçmeninin Ergin'e tepki olarak sandığa gitmeyeceği konuşuluyor. Bu bir iddia. Partilerin listelerinde değişiklik yapmaları için bu arada son gün Cuma. 19 Nisan'da kesin aday listeleri ilan edilecek çünkü. Ergin'in durumu da o tarihte netlik kazanacak. Sayın milletvekilleri, zarar verdiğiniz devletin malı, bu devletin malı yazıktır, günahtır yani. Zaten bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Divocu'dan Adalet Bakanı olur mu Allah aşkına? Adalet Bakanı değil, milletvekili olaması. Özür dileyin Sayın Kılıçdaroğlu. Yıllarca kanlı bıçaklı oldular. Kimi zaman meclis kürsüsünde, kimi zaman sosyal medyada en sert tartışmalarda başroldeydiler. Zaten bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Divocu'dan Adalet Bakanı olur mu Allah aşkına? Çok büyük bir gaf işlediniz. Özür dilemek sizi küçültmez, büyütür. Onlar benden ve adalet isteyen herkesten özür dilemek zorundadırlar. Özür dileyin Sayın Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu 2014 yılında sosyal medya hesabından Hatay ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek mesajını bile paylaştı. Sonra ne oldu bilinmez, Ergin'i Hatay'dan değil ama Ankara'dan aday gösterdi. Şapkadan tavşan çıkarma hadisesidir. Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi kendi partisini de karıştırdı. Öyle ki CHP koridorlarında CHP'nin Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacağı, hatta partililerin sandığa gitmeyeceği bile konuşuluyor. Biraz evvel Yaşar okuyan aradı. Şu anda 8-9 kişi bir araya toplanmışlar. Yarın bir grup belki de açıklama yapacaklar. Neden bu bölgelerde CHP'ye oy vermeyeceklerini açıklayacak. Kılıçdaroğlu ise partisi kazan kaldırmasına rağmen Ergin'in adaylığıyla ilgili ilk kez konuştu. Artık oyların heba olmaması için böyle akılcı bir politika izlendi diyerek tepki çeken hamlesini savundu. Ancak kulislerde Kılıçdaroğlu'nun partisiyle Ergin arasında sıkıştığı, hatta Deva Partisi'nin kapısını çalarak Ergin yerine farklı bir isim önermesini istediği de konuşuluyor.